işte bir terslik var. Yanlış eve geldik galiba. Burcu Hanım. Evet benim. Doğru geldiniz. Buyurun. Yalay Otun sevgilisi Burcu Hanım. Evet benim efendim. Buyurun geçin içeri. Asla olamaz ya. Siz insansınız. Üstelik de güzelsiniz. Kesin bu işte bir gariplik var. Oğlum neyi zorluyorsun Fikri? Allah Allah. Benim diyor işte. Yok bir tuhaflık. Hadi. Hayır kızda bir tuhaflık yok. İki eli var, iki ayağı var, iki gözü var. Burcu Hanım 7 kere 8 kaç? 56. Akli melekeleri de yerinde. Siz Fikri'ye bakmayın hanım kızım. Öyle şakacıdır. Girelim artık. Buyurun efendim. Ben kabağınlarınızı alayım efendim. Buyurun. Hemen verelim. Şöyle buyurun. Benimki mont. Olsun. Fark etmez. Mont kaban. Lan Fikri! Oğlum biz Çemiş Geze'ye niye geldik? Yalay Öte kızı isteyip evlendirmeye. Peki buradaki amacımız ne? Yalay Öte bu aileyi kalktırıp ondan kurtulmak. Tamam işte. Lan evlendirirsek biz bu adamdan 1277 kilometre uzakta olacağız. Neyi zorluyorsun sen? Mantığım almıyor. Efendim ayakta kaldınız ya. Böyle buyurun lütfen. Sağ ol kızım. Sağ ol. Şey, İsmail nerede? Efendim o arabayı park ediyor. Gelir şimdi. Ama bana arabam yok demişti. Yok zaten. Benim arabaya yanladı. Yani yanda oturuyordu. Ha. Benim yanında sonra kalktı araba. Ben ne anlatıyorum ya? Neyse gelir birazdan. Ben de babamı çağırayım hemen. Biraz bekleteceğim sizi. Affedersiniz çocuklar. Aa çok güzel. İstediğim fiyata gelmiş. Hemen satayım. Hayırdır hocam? Ne satıyorsun? Ozancığım, emeklilik birikimimi borsada değerlendiriyorum. Alarm kuruyorum, istediğim fiyata gelince satıyorum. Düşükten almak istediğim rakamı da giriyorum. Düşünce de alarm çalıyor, alım satım yapıyorum yani. Çok karlı bir iş, vallahi kazandırıyor ya. Size de tavsiye ederim. Eğer bir birikiminiz varsa yatırımınızı değerlendirin mutlaka. Ya hocam sen boş ver şu dünya işleriyle ya. Aman. Bundan sonra yapacağın senin tek yatırım öbür dünyayı olur ha. Ben bir çaylara bakayım. Cümleten selamun aleyküm. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Yalay Öte aşkım diyen bir kadın. Çok fazla. Hayati abi, arabayı park ettim ama bunu çıkarınca araba sağa sola dönmüyor. Dikkat et, kaza yapma. Yalan abi. Abi, Hayati. Abi. Alt üstü bir direksiyon canım. Neyse biz asıl meseleye odaklanalım. Hayır, abi. Hadi bakalım. Abi. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldin. Damat hoş geldin. Yok, ben damat değilim efendim. Damat hoş geldin. Ha, ben de değilim abi. Damat. Ben de değilim. Bu genç bu damat. Yok ben de değilim. Sen başka. Hoş geldin damat. Yok daha neler ben. Sizden bile yaşlıyım damat değilim efendim. He. Geriye bir ihtimal kalıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk babacığım. Bu ne ya? Ben damat. Damadın adam. Ama bana damat demediniz. Bana da damat deyin. Bana hiç kimse damat demedi. Bir damat ben ne olur. Bir kere damat. Oğlum ben tabii evet demedim daha. Bir şey demedim. Sen geç hadi o tarafa. Tabii daha. Tabii. Çok haklısınız Paşa Bey. Acele etmemek lazım öyle değil mi? Her şeyin bir sırası var. Arkadaşlar Burcu Hanım kızımızın hediyelerini versene. Hediye, hediyeleri bana verin. Bana hiç hediye veren olmadı. Hediyeleri bana verin. Bu ne ya? Getirdiğiniz hediyeleri mi istiyor? Ne diyor? Yok yok. Paşa Bey, o şimdi tabii damat adayı ya. O yüzden hediyeyi kendi vermek istiyor değil mi? Tabii, değil mi? Tabii, tabii. Çiçek kalsın. Ne yapıyor? Yiyor, kendi yiyor. İsmail! Cim, İsmail'cim sen ne yapıyorsun? Kendimize mi oğlum? Burcu Hanım'a versene hediyeleri. Tamam, ne tamam. Hemen veriyorum. Tamam.
Aman. Teşekkürler, hiç gerek yoktu aşkım. Bu arada Burcu Hanım, size layık değil ama bu da Yalayut'tan şey... İsmail'den size şöyle ben vereyim. Benden değil mi? Senden. Gel al, gel al. Al orada al. Ya tamam, sağ ol babacığım. Kızım, buyurun. Beyefendiler bir dinlensin. Ben de sana kahvenin yerini göstereyim. Gel kahve yapalım. Hadi. Sen yap, ben bakayım. Hadi gel. Ulan! Ya kötü oldum, tamam. Yalayut, bana bak lan. Sen bu kızı nasıl ikna ettin lan evlenmeye? He? Hayır, bebeğini bağışlayıp hayata döndürdün desin. Yani bu kız hayata döndükten sonra seninle zaten asla evlenmez. Meryem'e aşık oldu hocam. Ulan yanlamadığın bir kadın kalbi kalmıştı. Ona da yanladın ya. Tamam Fikriciğim, tamam. Yalayut da herkes gibi bir düzen kuracak, bir ailesi olacak. Geçmişi bırakalım artık, olur mu? Affedersin. Ah, vallahi düşmüş. Tam istediğim yerde. Hemen alım yapayım. O nereden iknayım hocam? Bana da getirsene. Alarm kuruyorum yavrum. Borsada alım satım yapıyorum. Onunla ilgili işte düştü. Şimdi alım yapacağım. Ben de bir alım satım yapabilir miyim? Hiç alım satım yapmadım ama hocam. Düşmeyecekti mi yakamdan? Peki İsmail, dur. Bak ben buraya miktarı yazdım. Sen sadece gel, şu al yazan yere bir tıkla bakalım. Al, hadi. İsmail, tamam ver al. Tamam, bir kere tıkla. Oraya tıklama. İsmail, görmüyorum ki. Verir misin telefonumu? Yavrum, çok tıklıyorsun. O kadar tıklanmaz borsada. Yavrum, bir saniye. İsmail, ver şu telefonu. Ama çocuğum. Oğlum, onu almayacaktı ki. Batık ulan. Bunu hemen satmam lazım. Vallahi zarar ederim. 15 saniyede 15 bin kaybettirdin bana, yalan yok mu? Hocam. Aa, yalan yoktur. Gelsene oğlum, oturalım. Efendim, şimdi benim gözüm gibi baktım. Eğitimine yüz binlerce para harcadığım, kimselere vermeye kıyamadığım güzeller güzeli kızımı, isteyen bu delikanlıyı bir tanıyalım istiyorum. Kim ne bu, ne bu? Şimdi bırak. Paşa Bey, yani tabii iki dakikada kim kimi tanıyabilir ki, öyle değil mi? Yani bunun için bir zaman lazım. Zamana yaymak lazım, değil mi efendim? Aslında sizi de bir tanımak istiyorum yani. Bunun ailesi yok mu? Siz niye geldiniz bu kadar kişi? Biz İsmail'in ailesi gibiyiz. Evet. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez bizim. Evet, bu hep bizim yanımızda. Yani biz iç içeyizdir. Her zaman buradadır. Düğünde olsun, bayramda olsun, cenazede olsun. Bir an yanımızdan ayırmayız kendisini. Vallahi sevgiden içimizi sokasımız gelir. Öyle seviyoruz. Evet. Tabii, çok severiz. Değil mi Yalayut? Evet hocam, öyle. Yemeyiz, yediririz. İçmeyiz, içiririz. Giymeyiz, giydiririz. Evet. Tabii efendim, şimdi... Evlenecekler, burada yaşayacaklar diye biz de çok üzülüyoruz. Özleyeceğiz biz tabii şimdi İsmail'i de. Ne yapalım? Önemli olan gençlerin mutluluğu, değil mi? Hayat abi, sen üzülme be. Sen bana geniş dönüş uçak bileti alırsan ben sürekli giden gelirim. Almam mı? Alırım tabii, bak ne kadar vefalı bir çocuk, görüyorsunuz. Şimdi Paşa Beyciğim, ben de İsmail'in çok büyüğü olarak, İsmail çok... Kalbi temiz bir çocuktur. Ya, evet. İçinde gram kötülük taşımaz. Doğru. Gerçekten. Çok düzgün. İsmail. Bilerek bir kötülük yapmaz. Bilerek bir karıncayı bile incitmez kendisi. Asla. Bilmeden hatta olur. İsmail'cim, telefonu bırakır mısın yavrum? Bırak telefonu. İsmail'cim, ne yapıyorsun? İsmail. Efendim, iyi bir çocuktur. Kötülük yoktur içinde. Bilmeden bir insanları hepimiz üzeriz, öyle değil mi? Bilerek üzmez. Bilmediği şeylere hiç girmez, yapmaz. Bilse üzüleceğimizi öyle şey yapmaz. İsmail, telefonu verir misin artık yavrum? Affedersin. Versene yavrum telefonu. Alım satın yapıyorum hocam. Ya İsmail, gerek yok İsmail. Ver şu telefonu yavrum. Affedersin. 30 bin lira kaybettirmiş bana. Şimdi döverim Yalayut. Olayı döverim abi. Hocam. Bana geliyor. Tamam. Çağırın lütfen, çağırın. Bilmeden oldu hocam. Bilse yapar mı hocam? Hocam. Alır mısınız? Kahveler geldi. Kahve olsun. Niyade olsun. Ellerinize sağlık. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Oo.
Gelinin de eli lezzetliymiş ha. Oh. Afiyet olsun. Atıver, üstüne atıver. Teşekkür ederim. Bana kahve yok mu? Ben hiç kahve içmedim de. Bana kimse kahve yapma. Bana da kahve yapın. Hemen gidip ben bir kahve daha yapayım, tamam. Getireyim. Gel kızım buraya sen. Gel şuraya. Gel şuraya dur. Kızım, bir şey soracağım sana. Bak ben hasta adamım. Sen bu şeyi seviyor musun? Babacığım çok seviyorum ben o şeyi. Ben İsmail'siz yaşayamam ya. Beni niye beni? Yani benim bu çocuk hakkında bir takım soru işaretleri oldu kafamda. Yapma. Ya yapmayın. Olur mu öyle şey efendim? Nedir o sorular yani? Sorun, biz cevaplarız efendim. Evet, evet. Yani öncelikle yala tut mu? Yala nedir? Bir şey diyorsunuz çocuğa. Ne o? Yala yut. Ha, yala yut. Yala yut. Şeyden de öyle diyoruz efendim biz. Nedir? Zekidir. Çok zekidir. Mesela bunun önüne 10 sayfa kağıt ver. Böyle bir anda hepsini okur. Hop! Yalayıp yutar. Yalayıp. Ezberler yani. Orada yani fotoğraf çeker. Yani fotoğraf hafızası vardır bizim İsmail'in, öyle değil mi İsmail? Efendim ben az önce biraz sinirlendim. Kusura bakmayın. Hiç İsmail'le alakalı bir durumda değil de. O engamede bir ama biz geldik gelir unuttuk. Siz nasılsınız? Ha. Efendime söyleyeyim, ne iş yaparsınız? Biz de sizi tanıyalım. Nelerden hoşlanırsınız Paşa Bey? Emekliyim ben. Tansiyon hastasıyım zaten. Ben de. İyi, yani tak der giderim. Kızım işte mürvetini görsün. Didim'de küçük bir evim var. Gidip oraya yerleşip kafamı dinleyeceğim emeklilikte. Dedim mi? Ben de gelin mi dedim ha? Hayır oğlum, senin ne işin var dedim. Ben tek gideceğim. Tek gidiliyor oraya, küçük ev. Ben de tek gideyim. Ben hiç tek gitmedim. Bir kere tek gideyim be hocam. Hayır bak, orası küçük. Ben balık falan tutacağım. Tek başıma gideceğim. Ben de balık tutayım. No. Bir balık mı hocam? En evlat ha. Hakikaten şu an düşündüm de ölürüm gibi geldi gerçekten. Baba ama yapma lütfen. Ben çok seviyorum diyorum İsmail'i ama baba. Ya sormayayım diyorum. Aklım almıyor ya. Kızım, sen bu Yalayut'la nasıl tanıştın ya? Madde mi verdi kızım sana? Hayır baba, olur mu öyle şey? Bizim Yalayut'la çok romantik bir tanışma hikayemiz var. Ben İstanbul'a tatile gelmiştim. İskele'de bekliyordum. Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçecektim. İsmail de yanıma geldi. Önce bana şöyle bir baktı ve sonra dedi ki... Bak ya, bak sen İsmail'i görüyor musun? İskelede sen de az romantik değil misin ha? Sonra... Karşıya geçeceğim. 10 liram var mı dedi. Şaşırtmadı bak. Evet, ben de var dedim, verdim. Sonra beraber vapura bindik. Martılara simit atacaktım. Gittim simit aldım. Sonra bana baktı, simitlere de baktı ve dedi ki... Bir simit be, bir tane versen bana da ölür müsün dedi. Ben de simitleri koparıp havaya attım. Havada ağzıyla yakaladı, hepsini yedi. Çok güldük. Sonra telefonumu aldı. Vay be, hemen de numarayı almış çakal. Yok, numarayı değil, telefonumu aldı. Yani telefonuma önce bir baktı. Aa dedi, ne kadar güzel telefonmuş. Bir telefon be. Versen ölür müsün dedi. İstedi, ben de verdim. Kızım salak mısın? Gasp bu. Gasp etmiş seni. Neyi romantik hikaye bunun yani? Allah'ım ya Rabbim ya. Sen oğlum, işin gücün yok mu senin? Sen ne iş yapıyorsun? Ben çalışmayı satmıyorum babacığım. Nasıl geçiniyorsun? Heh. Asıl uzmanlık alanı bu işte. Ne? Kıyamet kopsa başına bir şey gelmez bunun. Hemen böceği gibi. Bunu öldürmek için başını değil, ellerini koparmanız lazım. Bu nedir ya? Bu insan değil mi? Ne bu? Oğlum amma coşsun ya. Evet. Hocam, Allah aşkına. Yalayut elimizde kalacak. Evet. Ne olur. Hadi, hadi bir destek, hadi. Tamam, Fikri, sen bir sakin ol. Otur bakayım. Büyükler bir konuşsun ya. Kızım, affeder. Şimdi Paşa Bey. Paşa Bey, efendim. Her insan hata yapar, değil mi? Hatasız kul olmaz demişler. Ama önemli olan nedir? Bakın, aşktır. Sevgidir. Ya. Öyle değil mi? İsmail, sakın! Hı. Efendim, kötü huyları olabilir. Bizim de kötü huylarımız olabilir ama bu çocuk bir yuvasını kursun, düzenini kursun, bir ailesi olsun. Vallahi billahi hepsi geçip gider. Özünde çok iyi bir çocuktur. Ben İsmail'e güveniyorum. Gerçekten güveniyorum. Evet. Güzel. Yani iyi çocuk, güzel çocuk, güveniyorum diyorsunuz. Önemli değil mi ama bu?
Önemli tabii, önemli. İsmail! Yapma yavrum. Asla yavrum. İsmail'cim bir dur çocuğum. Şimdi ben demin de İsmail öyle bağırdım ettim ama siz o konuyu umursamayın. Telefonla alakalı bir şey değil o. Ben İsmail'in güvenliği için İsmail. Onu korumak için. Telefon onun köpeği olsun yahu. Nedir? Ben ondan telefon mu esirgeceğim? Başına bir şey gelmesin diye. Çok affedersiniz İsmail. Ne yapıyorsun oğlum? Altak yapmıyorum hocam. Bacağını versin. Param. Paralarım. Hepsi gitmiş. Hocam. 1250.000 lira be hocam. Öyle mi sen? Lan adam gerçekten öldü galiba. Hocam. Hocam! Gitti mi ya? Hocam! Burcu arkanda! Kızım çık! Baba ya! Kızım artık görmüyor musun? Kızım kör müsün? Hala ısrar ediyor musun bu adama? Baksana şu hali. Asla baba! Ölürüm de bırakmam İsmail'i! Eğer 5 yıllık istediğim o dünya turunu bana vermezsen İsmail'le evleneceğim. Ya bu şey ya da 5 yıllık dünya turu. Evet. Tamam git! Git dünyanın neresine gidiyorsa git bunu bırak. Biliyordum. Bu işin içinde bir iş olduğunu biliyordum. Babacığım. Yalan otu gösterip babasını dünya turuna ikna etti. Şeytani bir plan. Hocam, hocam, hocam kendine geliyor. Hocam, çocuk. Ah çocuk. Ah demin öyle korkunç bir rüya gördüm ki. Ne oluyordu biliyor musun? Bu İsmail var ya, bizi terk ediyordu. Gidiyordu, çok uzaklara gidiyordu, çok üzülüyordu, kahroluyorduk. Nerede İsmail çocuklar, nerede? Hocam merak etme, ben buradayım. Ah yavrum, İsmail gel yavrum. Gel bu sorun ilk soru oğlum. İbrahim hocam. Hocam gel, ah İsmail'im. Duracağım seni! Hocam! Bütün param gitti, kapatacağım. Hocam ya! Gülmekse mesele katılarımıza ve de sen desin.